Merhaba, hoş geldiniz. Bugün biraz daha farklı bir konuya temas etmek istiyorum. Faydalı olacağını umuyorum. İlk önce bu videonun içerisinde nasıl bir yolu izleyeceğimi söyleyeceğim. Ondan sonra da anlatmaya başlayacağım. Birincisi, bu basitlik ve karmaşıklık üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Çünkü genelde müzisyenlerin karmaşıklığa doğru ilerledikleri ve o karmaşık yapıları daha çok sevdikleri, orada kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündüklerini düşünüyorum. Basit olandan hızla uzaklaştıklarını ve bu basitliği önemsemediklerini düşünüyorum. Ama biraz sonra anlatmaya başlayınca aslında bu basitlikle karmaşıklık arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğu ve basitliğin aslında karmaşıklığın bir ön koşulu olduğu, ona odaklanarak karmaşıklığa doğru gidebileceğimizi ya da karmaşıklık olanı algılayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir söz var. Xanakis'in, Yunanlı besteci, modern bir bestecidir. Dinlemesi zor bir besteci. Onunla ilgili bir söyleşiler var. O kitap güzel bir kitap, çok ufuk açıcı bir kitap. Bir besteci ile olan söyleşi olduğu için ufuk açıcı. Benim aklıma şöyle bir sözü var. Karmaşıklık estetik olanın ön koşulu değildir. Şimdi burada bize önerdiği şu mu acaba diyorsunuz? Yani karmaşık olmayalım, basit olalım mı diyoruz? Hayır, öyle bir şey demiyor aslında benim anladığım kadarıyla. Tersine çevirirsek basit olan estetiktir anlamını da çıkartmaz buradan bize. Ben ikisinin de bir bağlantısı olduğunu, bu ayrılamaz bir ikili olduklarını, kimi zaman karmaşıklığa savrulan bir yapının basitlikle direkt bir bağlantısı olduğunu, bu basitliğin de bu karmaşıklıkla doğal olarak bağlantısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden şimdi anlatacaklarım, dört tane notadan, yani basit dört tane notadan nerelere varabileceğimiz, ne tür müzikler çıkartabileceğimiz, hangi stillere ufuk açabileceğimiz müziği göstereceğim açıkçası, bir ipucu olarak. Hangi stiller bunlar? Pop rock, jazz, blues, funk, klasik müzik. Yani bütün müziklerin aslında basit bir yapıdan karmaşık bir yapıya doğru ilerlediğini göreceğiz. Burada ritimsel olan, armonik olan ve melodik olan üzerine de bir takım önerilerim olacak. Bu videonun sonunda da her zaman yaptığım gibi iki tane kitap tanıtacağım. Aynı yazarın iki tane kitabını tanıtacağım. Adamı çok seveceksiniz çünkü kendisi de bir caz piyanistiydi. Daha sonra sosyolog oldu ve bizi bizden daha iyi tanıyor. O yüzden o kitapları da size sunacağım videonun sonunda. Şimdi başlayalım bakalım ne oluyor. Evet, şimdi yapacağımız şey şu. Dört tane ses buluyoruz. Dört tane ses bizim bütün yolumuzu açacak ve o kadar çok çeşitleme sağlayacak ki sonunda kendimiz bile şaşıracağız nerelere geldiğimizi. Şimdi ben dört tane sesi çalıyorum. Do, re, evet, dört tane sesimiz var. Do, re, mi, sol. Yapacağımız şey şu. Bu çalım sıralamasını hiç değiştirmiyoruz. Yani do ne çalarsak çalalım. Do, re, mi, sol çalıyoruz. Bunu bütün çevrimlerini, yani bu çalım dizisinin bütün çevrimlerini çalarken de aynı sırayla çalıyoruz. Nasıl olacağını şimdi size gösteriyorum. Do, re, sol. Do'yu yukarı aldığım zaman birinci çevrimde do, re, mi, sol. Do, re, mi, sol. Do, re, mi, sol. Elimizde dört tane melodik hat oluştu şimdiden. Bunları tekrar çalıyorum. Harika. Şimdi yapacağımız şey şu. Bulduğumuz bu dört tane yapıyı birbiriyle nasıl karıştırarak çalabiliriz? Belli ki do majör tondayız ve do majör tonu içerisinde bir şeyler çalacağız. Bu bulduğumuz küçük şeyleri birbiriyle karıştırmaya bakalım. Nasıl yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Evet, ilginç bir şeyler çıktı böyle. Hafif hafif yol alıyoruz.
ilerliyoruz yani. Şimdi ikinci yapacağımız şey, affedersiniz, şey şu. Bunun içerisinden bir tane o pozisyonda o melodinin hattından bir tanesi de buluyoruz. Yani neler vardı? Do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Hep do, re, mi, sol. Ben bir tane do, re, mi, sol seçtim burada. Ve bu hattı hep çalarak sol elimde armoniyi değiştireceğim. Bu melodiyi çalacağım. Aslında bir riffi, besteyi armoninin ilerleyişinden faydalanarak bir melodik yapı gibi tınlatmaya çalışacağım. Şöyle. Evet. Buradaki hat melodi, yani melodi hattının üzerine binen armonik hat ne kadar değişirse bunun hissiyatı o kadar değişiyor. Aynı melodiyi çalsanız bile. Hemen şöyle göstereyim. Hep doğru mi sol çalıyorum aslında. Şimdi bunu da bulduktan sonra, bu yaptıktan sonra bütün pop, rock, piyanonun ya da eşlik piyanonun kurulması aşağı yukarı bunun üzerine ilerliyor. Yani bulduğumuz bu yapı, herhangi bir yapı diyelim buna, bu do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Bu yapı bütün pop rock piyanonun temelinde, temel mantığında yatıyor. Şöyle anlatabilirim. Bunun içerisinde, bu dört sesin içerisinde bu pozisyonda kalarak harika pop rock temalar, eşlik çıkartabiliriz. Nasıl mı? Şöyle hemen çalayım size. Yani değil mi? Bunun içerisinde kaldık. Yani sadece doğru. Şunun içerisinde kaldık ve bunun içerisinde bir sürü şey çıkarttık. Bunun biraz daha ilerlediği zaman diğer dört tane ile beraber, yani do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol, do, re, mi, sol. Bu yapılarla şöyle pozisyonlarımız bu. Bunlarla karıştırdığımız zaman zaten harika bir pop rock piyano ortaya çıkıyor. Yani rock piyano ya da pop rock piyano fark etmez yani. Şimdi nasıl olacağını şöyle bir görelim bakalım. Ben de karıştırmaya çalışayım. Bu da böyle. Şimdi biraz daha bu mantıktan karmaşık mantığa doğru ilerlediğimiz zaman bu yapıyı, bu do, re, mi, sol'ü nasıl kullanabileceğimizi öğrenelim. Bu doğaçlama da çok önemli. Yani bilmediğimiz, farkına varmadığımız, ulaşmakta zorluk çektiğimiz hatlar, line'ları bulmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Yine ben bu do, re, mi, sol'ü alıyorum. Onun üzerine bir çeşitleme uygulayacağım. Nasıl yapacağım? Do, re, mi, sol'ü, do, re, mi, sol bu pozisyondan alıyorum. Do majör'deyim ve yapacağım şey şu. Ton içerisindeki sesleri kullanarak burada çaldığım bu yapıyı birer ses olarak sola doğru kaydırmaya başlıyorum ve çalıyorum. Birer ses. Yani do, re, mi, sol, bir ses iniyorum, si, bir ses iniyorum, la'dan başlıyorum,
Seslerin aralıkları, o pozisyon hiç değişmiyor. Gördünüz mü? Harika. Okey. Şimdi bunu ben ince yaptım ama bu çıkıcı da olabilir. Siz nasıl isterseniz, nasıl arzu edersiniz. Yani filan diye çıkılabilir. Burada doğaçlamada bu ritimsel özelliği çeşitleyerek harika melodiler yaratabilirsiniz. Yani bu basma kalıp do re mi sol basitliğinden daha karmaşık yerlere gidebilirsiniz. Yani şöyle düşünelim mesela. Yani güzel ritimler çıkıyor, melodiler çıkıyor. Şimdi ben burada do majör de yaptım. Yine bu kalıbı kullanarak da, yine biraz daha ilerliyorum. Kalıbı kullanarak da, pardon, aynı kalıbı çalarak farklı bir tona geçtiğiniz zaman o tonun, o tona ait olan arızaları kullanarak yine bir melodi yaratabilirsiniz. Şimdi ben do majördeyim ve hiç arıza yok. Arıza dedim işte, diyez bemol yok. Gördüğünüz gibi beyaz tuşlarda ilerliyorum. Diyelim ki fa majörde bunu yapmak istiyorum ben. Fa majörde yaptığım zaman fa majör si bemol alıyor. Ben bu sefer bu kalıbı do, re, mi, sol, si, do çalarken bütün si'leri si bemol çalacağım doğal olarak, değil mi? Sadece si'leri si bemol çalarsam aslında fa majör içerisinde de bir hat oluşturmuş oluyorum. Ve kalıbımı bozmuyorum. Yani bu kalıbı bir paten gibi düşünelim. O kalıbı bozmadan ilerliyorum. Nasıl yapıyorum? Ya. Filan. Çok değişik şeyler çıkıyor. Şimdi bu yapı o kadar ilerler ki sadece bir kalıptan, sadece bu paternden bütün tonları çalarak çok güzel melodiler yakalayabiliriz yani. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İkincisi demeyeyim, daha doğrusu en son söyleyeceğim şeyi de şöyle söyleyeyim size. Bu bulduğumuz kalıp bir akor gibi düşünün. Bu akoru istediğiniz şekilde o tonda ileri geri hareket ettirin. Bakalım neler çıkacak. Mesela ben bunu bir deneyeyim şöyle. Harika melodiler çıkıyor. Yani aslında bizim basitlik dediğimiz şey bizim en temel malzememiz. Oradan hem matematiksel olarak, hem duygu olarak, hem ritmik olarak, melodik olarak, armonik olarak bu yapıları hızlı şekilde karmaşıklığa doğru getirebiliriz. Oradan tekrar bir döngü yapıp bu basit karmaşık döngüsünü iyi kullanırsak aslında birçok stilin temelinde yatan şeyi bulmuş oluruz. Genellikle bu karmaşıklıkta boğulanların bence bu sondan, yani sonuçtan, karmaşıklıktan bir analizle bunun basit bir fikirden nasıl çıktığını, nereden çıktığını anlamaları gerekiyor. Eğer anlar isek o karmaşıklık bizim gözümüzde bir anda açıklığa kavuşmuş olacak ve ondan korkmayacağız diye düşünüyorum. Evet, iki tane kitabımız var. Kitaplarımız burada. İlk önce kitapların yazarından bahsetmek istiyorum. Bizim için önemli çünkü kendisi de bir caz müzisyeniydi gençliğinde. New York sahnelerinde işte partilerde, martilerde filan
bir caz piyanisti olarak şey yapmış, çalışmış. Ve daha sonra sosyolog oluyor tabii. Sosyolojiye merak salıyor daha doğrusu. Sosyolog olduktan sonra dünyanın önemli sosyologlarından bir tanesi oluyor ve merkezine hep müziği koyarak, ağırlıklı olarak müziği koyarak sosyolojik analizler yapıyor. Gerçek kişilerle konuşuyor, istatistikler yapıyor vesaire vesaire. O yüzden Howard Becker çok önemli. Biz müzisyenleri merkez aldığı için, müziği merkez aldığı için iki tane kitabı var elimde. Bir tanesi Sanat Dünyaları. Bu kitap hakikaten çok önemli. Dünya kavramı ona ait sosyoloji olarak. Bu dünya kavramında girdiğimiz alan, o girdiğimiz ortamın kendine ait kuralların olduğunu, o kurallara uyum sağlama çerçevesinde hareket ettiğimizi, uyum sağlamadığımız zaman dışarı doğru itildiğimizi söylüyor, anlatıyor. Sadece müzikle ilgili değil, edebiyatla da ilgili, sanatın birçok alanla ilgili dünyanın, o dünyanın nasıl çalıştığını, estetikçilerin ne düşündüğünü, yapıların nasıl işlediğini hepsini anlatıyor. Bu kitabı okuyarak aslında çevremizde olan, sanat dünyaları anlamında çevremizde olan her şeyi aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Söz gelimi bir pop dünyası nasıl işler? Caz dünyasının yapıları nasıldır? Oradaki insanlar neden öyle davranırlar? Filan filan gibi bir sürü şeyi inceleyebiliriz. Burada ilginç olan şeyler de var. İşte Beethoven'ın efendime söyleyeyim kendi konserindeki doğaçlama şeyini de anlatıyor. Durumu da anlatıyor. Yani çok ilginç bilgiler var. Bir tanesi bu. İkincisi de hariciler. Outsiders dedikleri. Dediği daha doğrusu. Burada da Howard Becker toplumunda harici olarak adlandırılan insanların yaşamlarıyla ilgili, onların dünyaya nasıl baktıklarıyla ilgili ya da dış dünyanın onlara neden harici dediğini ve o dünyanın yapının onları nasıl yargıladığını anlatıyor. Esrarkeşler, eşcinseller gibi zaten bir sapkınlık sosyolojisi gibi bir alt başlığı var. İşte Türkçe Söyleyenler Şerife Geniş, Levent Ünsal'da Heretik Yayınları bu. Levent Ünsal zaten onun kurucusu. Çok ilginç bir kitap. Neden ilginç bir kitap? Biz müzisyenlerle ilgili inanılmaz şeyler anlatıyor. Yani bizi bizden daha iyi tahlil ediyor diyebilirim. Şimdi biz böyle aramızda sohbet ederken falan acayip acayip şeyler konuşuyoruz ya. Şöyle bir şey okuyayım birkaç size de ilginç gelebilir. Müzisyen, onu herkesten farklı kılan gizemli bir sanatsal kabiliyetin sahibi bir sanatçı olarak tasavvur edilir diyor. Yani burada aslında müzisyenler diğer normal sıradan insanların kendileri gibi olmadıklarını, kendileri gibi asla düşünemeyeceklerini, çünkü kendilerinin özel olduklarını, özel kabiliyetlere sahip olduklarını düşünüyorlar. Düşünüyoruz biz diyor. Ve diğerlerini ne olarak adlandırıyoruz? Kazma diyor. Bu Amerikan sosyolojisiyle ilgili, Amerikan müzisyenleriyle konuşmalarından ortaya çıkan bir şey tabii. Hani kazma bunlar. Bunlar bir şeyden anlamaz. Müzikten anlamaz, sanattan anlamaz bu insanlar gibi yargılarımızın olduğunu söylüyor. Bir tane de müzisyen şeyi var, sözü var. Yani çok müzisyenle konuşmuş. Açıkça söylüyorum. Müzisyenler diğer insanlardan farklıdır. Farklı konuşurlar, farklı davranırlar, farklı görünürler. Kesinlikle diğer insanlar gibi değiller. O kadar. Bilirsin işte, müzik işini bırakmak zordur. Çünkü kendini diğerlerinden çok farklı hissediyorum. Burada bir ayrışma ortaya çıkıyor değil mi? Yani biz de mesela bir yere gittiğimiz zaman herhangi bir duruma sanki kendimizin bu müzisyenliğini karşı tarafın fark etmesini ve ona göre davranmasını bekliyoruz. Yani sen kimsin işte, ben müzisyenim yani, bir dur bakalım işte. Senin sahip olmadığın yeteneklere sahibim ben. Çok özel bir insanım filan. Bu ilginç bir kitap, yani bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Çok kolay okunan ve çok eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kuralları ihlal etme, işte esrar keşlerin, esrar içmedeki sebepleri, davranışları, toplumun bakışı vesaire vesaire. Eğlenceli bir kitap, sizi sizden daha iyi anlatan, daha doğrusu bizi bizden daha iyi anlatan harika bir sosyoloji çalışması. Umarım faydalı olur size. Hoşçakalın.